Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Yeni bir Harry Potter alışveriş videosuna hoş geldiniz. Bu videoda birlikte 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 yeni ürün inceleyeceğiz. Kostümler var, asalar var, yeni çıkan ürünler var. Alışveriş videolarını özlediyseniz kahvenizi, çayınızı koyun, gelin başlayalım. Şu önümüzü açalım önce. Bir süredir alışveriş videosu gelmiyor çünkü artık böyle gerçekten almak istediğim güzel ürün bulmakta zorlanıyorum. Ama çok güzel şeyler buldum. Hele birkaç şey var ki bayağı güzel. Evet, nereden başlayalım? En çok görünen oydu, ondan başlayalım. Harry Potter Monopoly aldım. İnanılmaz güzel görünüyor. Ben Monopoly severim, oynamayı severim. Arkası şu şekilde, önü böyle. Harry Potter Monopoly'yi bunca zaman niye çıkarmadılar bilmiyorum. Ama gerçekten çok keyifli olacak. Bunun detaylı bir inceleme videosu gelecek. O yüzden şu an kutuyu açmayacağım. Ben de incelemedim. Bakın içerisinden çıkan piyonlar böyle. Board'u da bu şekilde. Hep taşıtları yapmışlar. Hipogrif, Testral, Hızır Otobüs, Ateş Oku, Hogwarts Express'i ve Hagrid'in motosikleti. Oyunda Harry Potter'a özel neler var neler yok hepsini inceleyeceğiz birlikte. Hem inceleme videosu hem de oynama videosu gelecek yakın zamanda. Kutuyu çok güzel tasarlamışlar bu arada. Harry, Hermione, Ron ve Hedwig var. Böyle çizim gibi yapmışlar. Alt taraftan da Hogwarts Express'i geçiyor. Tasarımına bayıldım gerçekten. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Şöyle aranızdan 3 kişiyi seçip birlikte oynamamız yok mu? Sonra nereden ilerleyelim? Minalima'yı birazdan açacağım. Minalima'dan çok güzel bir şey aldım. Bunu birazdan açacağım. Ama şuradan asalardan ilerleyelim. Noble Collection 3 yeni asa çıkardı. Harry, Hermione, Ron'un asası. Şimdi diyeceksiniz ki bu asalar nasıl yeni olabilir? Harry, Hermione, Ron'un asası yok muydu? Bunlar ilk asalar. Harry Potter serisinin ilk iki filmi Felsefe Taşı ve Sırlar Odası'nda karakterlerin asaları farklı. Üçüncü filmden itibaren asaların çoğu değişiyor. Birkaç karakterin aynı kalıyor ama çoğunluğu değişiyor. Ana 3 karakterin değişiyor en azından. Bunlar da Harry, Hermione, Ron'un ilk asaları. Noble Collection buna ilk asa koleksiyonu adını veriyor. Bende aslında bunların bir replikası vardı. Getireceğim, bekleyin. Şimdi bendeki versiyonları da göstereceğim ama açıp karşılaştırarak gösterelim istiyorum. Önce Harry'den başlayalım. Double Collection bu sefer kutulara bu şekilde açılan kılıflar yapmış. İçerisinde asanın görseli var. Burada ilk asa koleksiyonu yazıyor. Arkasında da Harry Hermione'un asaları var. Yalnızca 3 karakter için çıkartıldı bu. Double Collection yakın zamanda aslında yeni asalar çıkartmaya başlamıştı. Gilderoy Lockhart'ın asasıyla başlamıştı. Onu aldım. Çok güzel bir asa zaten. İçerisinden Double Collection'ın bir üretim belgesi çıkıyor. 2024 yılında üretilmiş. Bence çok güzel bir asa bu. Harry'nin Ollivanders'a gittiğinde ve asasını seçtiği sahneden hatırlarsınız. Orada tuttuğunda saçlarının havalandığı asa. Dümdüz bir asa. Küçük bir tutma yeri var. Tutma yeri biraz daha açık bir kahverengi ve oymalı bir şekilde yapılmış. Üst kısmı ise dümdüz ve daha koyu bir ağaçta. Bence çok güzel bir asa. Ben böyle düz asaları, tutma yeri olan asaları seviyorum. Aslında Harry'nin... Onu da getireyim. Aslında asa teknik olarak Harry'nin diğer asasına benziyor. İnce, uzun, düz, kahverengi ve tutma yeri var. Renkleri yer değiştirmiş gibi ve ikinci asasında tutma yerindeki ahşap kısmı biraz daha böyle tam ağaç görüntüsüne sahip. Bunu daha çok seviyorum. Ama bence bu da çok güzel bir asa. Boyu biraz daha kısa ilk asasının. Ben de bu asanın gerçek ağaçtan... İnanılmaz boyunun aynı olmasına çok şaşırdım şu anda. Ben de bu ilk asaların gerçek ağaçtan yapılmış bir versiyonu vardı. Bunu bir asa yapımcısı yaptı. Gerçekten mesleği bu, asa yapıyor. Rengi birazcık Noble Collection'ınkinden farklı. Harry'ninkini inceledik. Sırada Hermione'ninki var. Aa, kutunun rengi ne kadar güzelmiş. Yine bir Ollivanders kutusu. Buralarında logoları var. Bu kutunun rengini çok beğendim ve tüllerinin siyah olması güzel. Bu da Hermione'nin ilk asası. Bence çok farklı diğer asasından. Üstteki ilk asası, alttaki diğer asası. Gövde kısmı yine Harry'ninki gibi düz. Açık renk bir tutma yeri var. Üzerinde bu şekilde çatlaklar var. Bendeki diğer versiyonu da buydu. Bence benimki daha güzel. Bir de bunların gerçek ağaç olması hissiyatı çok farklı yapıyor bu arada. Çünkü bunlar kırılmasın diye içerisinde metal çubuk var. Ve bunlar ağır. Bu çok hafif yani. Tutmuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Sanki elinizde hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Asa hissini veriyor. Yani elinizde... Çünkü büyü yaparken elinizde ağır bir şey olduğunu hayal edemiyorum ben. İki asası arasındaki fark o kadar fazla ki. Bakar mısınız yani? Birisinin üzerinde sarmaşıklar var. Hangisi daha güzel? Bence bu daha güzel. Bence hep değişen versiyonları daha güzel bu arada yani. Gelelim Ron'un asasına. Yine kutu bu şekilde. Bu kutuların rengi çok güzelmiş bu arada.
Ron'un asasında sevdiğim bir detay, asayı kırık yapmışlar. Hatırlarsınız ikinci filmde Ron'un asası kırılıyordu ve kendisi bantlıyordu asayı. Bant yeri yani haliyle çok güzel değil. Sanki sakız yapıştırmışsın gibi duruyor. Bendeki ahşap versiyonunda kırık değil, düz bu şekilde. Tutma yeri azıcık farklı. Ron'un diğer asası da burada. Bu asaya en son benim haricimde Robert Greene dokundu Comic Con'da. O yüzden buraya tutmuyormuşum, şaka tutuyorum. Bence kırık detayını yapmaları tatlı. İlk 3 asayı üretmiş olmaları bence güzel. Siz mesela hangilerini daha çok beğeniyorsunuz? Yani Harry Hermione'un ilk asalarını mı? Tekrar şöyle göstereceğim. İlk asalar biraz daha hep tutma yerlerinden ayrışıyor. Ama diğerlerinde asaların tipleri de farklı. Bunlar ilk asaları, bunlar ikinci asaları. Şuradan ilerleyeceğim, bir tane kartpostal aldım. Daha önceki videoda size yeni bir koleksiyon çıkarttıklarını, Harry Potter Travel Koleksiyon diye bir koleksiyon çıkarttıklarından bahsetmiştim. Hatta bu kupada o koleksiyondandı. 3 büyücü okulunun sihirli taşıtları vardı. Bunları daha önce göstermiştim. Babatının sihirli at arabaları ve Darmstrang'ın gemisi. Bu kartpostal setinden Hogwarts Express kalmamıştı daha önce. Bu gittiğimde üretilmişti. Bunu aldım. Bunları içeride mantar panoma takıyorum. Çok güzel duruyorlar. Şimdi şuradan ilerleyeceğim. Çok ilginç bir ürün bu. Küfür şeklinde bir parfüm kutusu. Çok saçma. Bunu Boots'tan aldım. Boots oranın böyle gratisi, Watson's'ı gibi bir mağaza. Oraya özel üretilmiş. Püfür şeklinde bir parfüm. Sürülebilir parfüm. Açacağım şimdi. Burada Albus Dumbledore'un repliğini yazmışlar. Öncelikle püfür birebir replikaya çok benziyor. Bende Noble Collection'ın püfürü var ve gerçekten çok benziyor. Altını üstünü açıyorsunuz. Önce yakından göstereyim bir ürünü. Gerçekten detayları, deseni neredeyse aynı. Burasında işlemeleri var. Ve yanında da bir şişe parfüm var. Bu parfüm sürülebilir parfümlerden. Aa, güzel de kokuyor ha. Bunu açıyorsunuz. Şişeyi buraya yerleştiriyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Ve artık yanınızda püfür taşıyarak çok güzel. Çok güzel. Keşke bundan birkaç tane daha alsaydım. Ay çok gerçekten güzel de kokuyor. İşlevsel bir Harry Potter ürünü. Böyle şeyler bulmak zor. Ama böyle dışarıya çıkarken falan çantanızda atmalık parfüm şişesi yerine sürülebilir parfüm. Bayağı güzel, uygundu da fiyat yani Londra'ya göre. 8,5 pound'du. Birkaç tane yılbaşı ürünü var. Onları göstereceğim. Minelima'nın... Minelima demişken o zaman önce diğerini bir göstereyim. Harry Potter ve Fantastik Canavarlar serisinin grafik tasarımcıları Minelima yeni bir koleksiyon çıkarttı. Yılbaşı koleksiyonu. Açıp göstereyim, öyle daha güzel görünecek. Yılbaşı kartları, Noel balosu şeklinde, buraları gümüş varak, şu an parlıyor mu kamerada? Bakın buraları gümüş varak, içine notunuzu yazıyorsunuz. Noel balosunda Harry Hermione'nin dans sahnesi, arkada da Hagrid ile Madame Maxim var ve tam ortada da Flitwick orkestrayı yönetiyor. Bence çok güzel tasarlanmış. Bunun birkaç versiyonu çıkartmışlardı. Çok güzel bir 3 boyutlu versiyonu vardı. Kalmamıştı ben gittiğimde. Ben de bu şekilde 5'li paket şeklinde aldım. Bunu arkadaşlarıma yılbaşında içine not yazıp vereceğim. Yanından bu şekilde gümüş zarf da çıkıyor. Bir tanesini kendime saklayacağım. 4 tanesini de arkadaşlarıma vereceğim. Madem yılbaşı dedik, o zaman bir yılbaşı süsü göstereceğim. Çok beğendim bunu. Bunu Harry Potter mağazasından aldım. Bir yılbaşı ağaç süsü. Ve altın sinic şeklinde, kanatları iki yana açılmış, metalden bir süs ve ağır, parlıyor, altın gibi parlıyor. Bayıldım buna ya. Çok güzel değil mi? O zaman bir yılbaşı ürünü daha, yeni çıkan bir Harry Potter kitabı. Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan Hogwarts'ta yılbaşı. Yapı Kredi Türkçe'ye bastı. Sağ olsun Yapı Kredi bizi çok önemsediği için asla kaçırmıyor böyle şeyleri. Hemen Türkçeleştiriyor. Biraz kızgınım aslında. Çünkü yurt dışında o kadar güzel Harry Potter baskıları, o kadar güzel Harry Potter setleri çıkarken Yapı Kredi yayınları Harry Potter kitabını sadece çocuk kitabı olarak gördüğü için yurt dışında çocuklar için çıkartılmış bu kitabı Türkçeleştirdi. İçerisinde Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabından sadece Noah Hogwarts'ta yılbaşı kısmı var. Çok güzel resimler, çizimler çok güzel. Baskısı çok güzel kitabın. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz Türkçe'ye çevirdikleri için. Ama keşke önce Türkçe bir ciltli Harry Potter kitap seti çıkartmayı başarsalar daha mutlu olurduk. Bu şekilde içi. Almayacaktım aslında. Yani çok beğendiğim bir ürün değil. Sadece koleksiyonumda bulunsun diye aldım. Şimdi o zaman artık Minelima'dan aldığım şeyi göstereyim.
poşeti bile o kadar güzel ki, şuna bakar mısınız? Ürünü hemen çerçevelettim, o yüzden size çerçevesiyle birlikte göstereceğim. Minelima'nın Magical Moments diye bir koleksiyonu var. Bu koleksiyona Harry Potter filmlerinden seçtikleri sihirli anları, Magical Moments'ları bir replikle birlikte resimliyorlar. Her filmden 5 sahne seçiyorlar ve şu an en son Meles Prens filmi için yaptılar. Ben de daha önceden Ateş Kadehi için aldığım bir sahne vardı. Onu da getireyim. Bakın, bu Ateş Kadehi için hazırladıkları bir printti. Ortada 4 şampiyon ve altında da Rita Skeeter'ın repliği. Ne kadar karizmatik bir dörtlü yazıyor. Yanda Ateş Kadehi var. Burada uçan at arabaları, Darmstrang gemisi, Rita Skeeter, gelecek postaları, Dumbledore ve kupa odasındaki eşyalar var. Gerçekten çok güzel bir seri bu. Çok seviyorum. Bunu odada 3 büyücü turnuvası köşesi için almıştım. Bakın yakından da göstereyim. Şimdi Meles Prens için çıkarttılar ve Meles Prens'ten çok duygusal bir sahnenin printini aldım. Bunlar limitli sayıda bu arada. Bendekiler normal limitli olanlar, bir de premium olanları var. Premium olanlardan dünyada 250 tane, bunlardansa 1000'er tane var. Ve altında burada numarası yazıyor. Bendeki 65.ymiş. Çok güzel. O kadar mutsuz, o kadar üzücü bir an ki. Meles Prens filminden Dumbledore'un ölümü. Astronomi Kulesi'nde Harry, Hermione, Ron'u görüyoruz. Yanda McGonagall ve Luna asalarını havaya kaldırmış. Arkada Dumbledore'un anı şişeleri. Burada düşünseli. Buradaysa Gryffindor'un kılıcıyla madalyon. Altta da Dumbledore ve Draco'nun asaları var. Ve yani çizimdeki en sevdiğim şey Fawkes'ın uçuşu. Meles Prens kitabını okuyanlar hatırlayacaktır. Anka'nın Matemi diye bir bölüm var. Dumbledore'un ölmesinden hemen ardında anlatıyor. Tam bu sahneyi anlatıyor. Ve Harry orada Fawkes'ın gökyüzünde uçarak çok hüzünlü bir şarkı söylediğinden bahsediyor. Ve çok etkiliyor o kısım. Dumbledore çok sevdiğim bir karakter. Dumbledore'un ölümüne çok üzülüyorum. Ve bu yani çizimi görür görmez almak istedim zaten. Fawkes'la uygun olması için de daha kızıl tonlarda bir çerçeve yaptırdım. Altında da şu replik yazıyor. Buranın bu kadar güzel olduğunu hiç fark etmemiştim. Çok üzücü bence. Çok güzel. Yakından da göstereyim size. Bunu da koleksiyonuma katmış oldum. Böyle ikinci Magical Moments'ımı almış oldum. Bu seriyi tek tip yapmaları çok hoşuma gidiyor. Çerçeveleri tek tip yapıyorlar, yana kendi tasarladıkları şeyleri koyuyorlar falan. Çok güzel bir seri. Geriye 4 ürünümüz kaldı. 2 kostüm, 2 atıştırmalık. Önce atıştırmalıkları göstereceğim. Bir tane çikolata kurbağa kutusu aldım. Kutunun içerisinde yeni bir büyücü kartı vardı. Her yıl yeni bir büyücü kartı tasarlıyorlar ve üzerine sticker yapıştırıyorlar. 2024'ün büyücü kartı içinde diye. Bunun açılış videosunu çektim. Instagram'da var, oradan izleyebilirsiniz. İçinden ne çıktığını orada görebilirsiniz. Bu şekilde içinden çok güzel bir çikolata çıkıyor ve bir büyücü kart. Ay hadi göstereyim be. Çok güzel bir kart çünkü. İçerisinden Nicholas Flamel çıkıyor. Çok güzel. Nicholas Flamel bilinen tek felsefe taşı yapımcısı. Ünlü simyager, Fransız büyücü. Aynı zamanda Bobot'un Sihir Akademisi'nde okumuş. Hologramlı bir kart. Bu seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Bende 3-4 tane eksik kaldı. Yakında yeni kutular alıp onları da bulmaya çalışacağım. Bir de yeni çıkan kaymak birası bisküvileri aldım. Bunun kutusu çok güzel. Nerede? Nasıl açılıyor? Henüz denemedim. Bunları denerken bir video çekeceğim. Güzel görünüyor ha. Kesin çok güzeldir. Böyle birazcık böyle tereyağlı bisküvi gibi bekliyorum. Çok severim. Kutusunun tasarımı da bu şekilde. Karton bir kutuymuş. Ama böyle rafta falan diğer kaymak birası ürünleriyle çok güzel durur bence. Ve kaldı 2 kostüm. Önce bunu açalım. Bu ikisini de Sine Replikas markasından aldım. Sine Replikas özellikle turnuva kostümleri üretiyor. Çoğu kostüm var. Bende de var hatta birkaç tanesi. Bu da Harry'nin göl görevinde giydiği kostüm. Bakar mısınız? Çok güzel. Hemen deneyelim. Nasıl oldu? Arkasında Potter yazıyor. Önünde bu şekilde. Kostümleri odada sergilemek birazcık zor oluyor. Çünkü kıyafet mankeninde sergilemeyi seviyorum kostümleri. Ama kaç tane manken koyacağım odaya yani? Dilsiz uşak aldım, o da oldu. 3 tane manken var. 2 dilsiz uşak var. Turnuvadaki Harry'nin bütün kostümleri. Esas ne isterdim biliyor musunuz? Eminim izleyeniniz var. Böyle yıllar önceki bir videomda da demiştim. Benim en sevdiğim kostüm Harry'nin birinci görevde giydiği kostüm. Oradaki böyle paraşüt kumaşından pelerin var ya.
Üretsenize ya. Üretin yani, sokakta giyerim. O kadar güzel. Ve geldik son ürüne. Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan bir kostüm bu da. Hatırlarsanız çok komik bir kostüm bu arada. Şu etiketini çıkarıp göstereceğim. Hatırlarsanız Felsefe Taşı'nda Gryffindor bölüm kupasını kazandıktan sonra öğrenciler şapkalarını havaya atıyor ya. Şapkayı üretmişler. Üzerinde ben Gryffindor'la aldım. Üzerinde Gryffindor logosu var bu şekilde. İşleme bir logo. Güzel bu arada. Bayağı güzel. Ama mesela Harry Potter serisinin ne kadar değiştiğini görebiliyorsunuz. Yani bunu birinci filmde kullanıyorlar ve sonrasında hiç görmüyoruz. İkide var mı? Yok. Yok. Üçte itibaren zaten kıyafetler de değişmeye başlıyor. Bunu belki böyle bir şapka mankeni bulabilirsem, şapka mankeni bulmak zor bir şey, arıyorum. Belki bunu böyle bir şapka mankeninde falan sergileyebilirim, bayağı güzel olur. Evet, bu videoda sizlerle birlikte birbirinden güzel ürünler açtık. Ürünler arasında favoriniz hangisi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ben şimdi bunları yerleştirmeye gidiyorum.